Samatta'ya öncelikle gol için tebrik edelim tabii ki. Uzun bir aradan sonra gol attı. Bir sakatlık yaşamıştı. Onlardan döndü ve golle buluştu. Neler hissediyor? I feel well because you know today is the first time that I started the game after my injury and I'm happy that I scored a goal to help the team qualify to the next round and yeah, but my injury, I think it's not bad. It's just maybe tiredness or something. But I've checked with the doctor and the physio. I think it's gonna be okay. We just see until tomorrow morning. But I feel okay. Evet, kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Sakatlıktan sonra çıkmış olduğum ilk 11'deki ilk maçımdı. Tabii ki kendi açımdan çok mutluyum. Golü de bulduğum için çok mutluyum. Kendimi kötü hissetmiyorum, kötü durumda değilim. Sadece birazcık yorgunluğum vardı. Şimdi maçtan sonra doktorumuzla, fizyoterapistimizle kontrol edeceğiz. Durumumuza bakacağız ama ben kendimi iyi hissediyorum. Şunu da sormak istiyorum. Geçtiğimiz maçta yaşadığı talihsiz sakatlık yine bir kupa maçıydı. Hatta bu that injury the last game. Oyun içinde fark etmemişti bunu. Öyle öğrenmiştik. Bu forma rekabeti nasıl yansıyor takıma ve takım içindeki bu durumu? Bize anlatabilir mi? How is happening the jersey for the jersey competition occurrence for the they are everybody is fighting for the jersey. So yeah, for the jersey, for taking the jersey, for playing. Oh, the starting. Yeah. To start the game. Yeah, yeah. Well, how is I think this competition. Yeah, If you play for Fenerbahce, it's normal because every player who play for Fenerbahce would like to start the game, would like to show himself. This is a big club, and the competition is yeah. Well, in the training, it's hard. When you get opportunity to start, you need to take it, and everyone is like to play for Fenerbahce. Everyone want to start the game for Fenerbahce, and everyone want to show himself. This is a great club, and if you get opportunity to start, you want to grab it, and you want to keep staying in the starting lineup because you know it's Fenerbahce. Evet, eğer Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynuyorsanız tabii ki bu forma rekabetinin olması çok normal. Herkes çünkü ilk 11'de başlamak istiyor. Herkes oynamak istiyor ve kendisini göstermek istiyor saha içerisinde. Tabii ki de güzel geçiyor. İdmanları da aynı şekilde sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. Oyuncu fırsat bulduğunda, forma şansını aldığında en iyisini sergilemek istiyor her zaman. Herkes oynamayı istiyor. Tabii ki de bu memnuniyet verici bir durum. Ve oynamak isteyen herkes aynı şekilde performansını da devam ettirmek istiyor. Bu da güzel bir şey. Samatlı'ya da çok teşekkür ediyoruz. Röportajlarımız devam ediyor. Şimdi ise Nazım Sangare maçın önemli isimlerinden bir tanesiydi. Nazım merhaba, hoş geldin. Zorlu bir karşılaşma oldu. Fenerbahçe'de pozisyonlar buldu, Kasımpaşa'da pozisyonlar buldu ama Fenerbahçe çeyrek finalde. Neler Kesinlikle dersin? Çok zor bir maç oldu. Biraz yorgunluk vardı açıkçası ama rakip takımda da kesinlikle yorgunluk da vardı. Biz artık biraz üstüne koyarak devam etmemiz lazım. Çünkü önümüzde çok önemli maçlarımız var. Ona göre iyi rejenerasyon yapıp yolumuza devam edeceğiz. Nazım, artan bir performansın var. Formayı kaptın ve ilk 11'de düzenli olarak oynuyorsun son zamanlarda. Kendi performansın hakkında neler söylemek istersin? Hedeflerin hakkında tabii ki. Hedefim zaten her zaman en iyi şekilde takıma yardım etmek. Tabii ki yanımda çok iyi takım arkadaşlarım var. Özellikle Gökhan abi bana çok iyi, değerli tavsiyeleri veriyor. Yani çok iyi şeyleri bana öğretmeye çalışıyor. Ben de en iyi şekilde sahaya çıkıp onu değerlendiriyorum. Ve şunu sormak istiyorum. 5 maçlık resmi maçlarda son 5 maçı kazandı Fenerbahçe. Bu takım içinde nasıl bir atmosfer oluşturdu? Herhangi bir rehavet yaratıyor mu? Neler söylemek istersin? Tabii ki çok iyi bir havamız var şu an. İyi bir ortamız var. Kazanarak daha iyi bir havamız var tabii ki. Ona göre yavaş yavaş inşallah kazanmayı nasıl söyleyeyim, alışıyoruz. Öyle inşallah devam edeceğiz. Peki Nazım, çok teşekkür ediyoruz. Söz tekrar Enler Bilgin'de. Nazım, Gustavo ile birlikte Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından biriydi.
ne düşünüyorsunuz bugün iki takım adına? Bir Samatta maçın tek golünün sahibi olan Samatta. Tabii sakatlıktan çıktı. Yoğun bir maç temposu var. Yine kontrol yapılacağını söyledi. Hakem doktorla ve fizyoterapistimizle görüşeceğim dedi. Kolay değil tabii. Maç ritmini kazanmaya çalışmak bir yandan. Yoğun tempo, kısa süren bir sezon başı, kamp dönemi ve sakatlıklarla boğuşurken olası yeni sakatlıkları engellemek için çok dikkatli olmak gerekiyor. Herkes için bu geçerli, bütün doğru. Takımlar için. Bir kere önce Nazım Sangare ve Gustavo'ya katılıyorum. Gustavo'nun özellikle çok kritik yerlerde müdahaleleri vardı ve şunu da vurgulamak lazım. Gustavo'nun oyunun başında Mert Hakan'ın çok baskı altında olması nedeniyle savunma aksiyonlarında çok fazla görev yapmak zorunluluğu kaldı. Sangare'de oyunun ilk 45 dakikasında dikkat edersen Yusuf'u, yani Yusuf Erdoğan ki en hareketli oyuncusu diyebileceğimiz Kevin Varga ile birlikte çok fazla hareket alanı bırakmadı. Mesela diğer tarafta Varga biraz daha fazla ön plana çıkmıştı ilk yarıda. Burada bu kanatta Yusuf'u tutmuştu. Evet, şöyle oldu. Tabii Caner çok öne çıkmayı seven bir kanat beki olduğu için çok öne çıkınca oradan Hader Yona ile birlikte Kevin Varga geldi ve ilk 45 dakikayı orada domine ettiler. Ama karşılık verme açısından baktığımızda ikinci yarı Caner biraz daha kontrollü oynayınca o bölgede o bölgede kapanmış oldu. Ama Gustavo'nun çabasını da ayrı bir yere yazmak lazım şu tabii. Kırmızı kart pozisyonu burada Aytaç'la Mert Hakan pozisyonunun içindeydi. Tabii stüdyoda da değerlendirecekler ama orada tabii sosyal medyada da görüyorum çok fazla Aytaç'ın da bir müdahalesi olduğu yönünde itirazları var Fenerbahçelilerin ama Mert Hakan tabii o hamleyi yapınca tabii Mert Hakan'ın kırmızı kaçınılmaz oldu. Erol Hoca mı geldi? Tamam, bir virgül koyalım biz. Erol Hoca'ya gidelim bakalım ne söyleyecek. Hocam tebrikler. Çeyrek finale kaldı Fenerbahçe. Önce maç değerlendirmesi alalım sizden. Evet, maç iki takım da kontrollü başladı. Birbirine çok fazla pozisyon vermemeye çalıştı iki takım. Süre biraz geçince yavaş yavaş oyun açılmaya başladı. İkinci yarı daha da iyi oldu. Yeterince gol pozisyonları iki tarafta da oldu. Biz birini iyi değerlendirdik duran toptan. 1-0 öne geçtik. Defansımızı iyi yaptık. 1-2'den daha atabilirdik. İyi değerlendirmedik. Rakibin de birkaç pozisyonu vardı. Ama genel baktığımızda iyi bir oyun, güzel oyun. Tur atladığımızdan dolayı mutluyuz. Hocam takım 5 maçlık bir galibiyet serisine ulaştı bu maçla birlikte. 5 resmi maçta. Takımın gidişatını nasıl görüyorsunuz? Sizin istediğiniz noktaya ulaştı mı? Yoksa daha da iyi olmasını beklediğiniz noktalar var mı? Nasıl bir Fenerbahçe izleyeceğiz önümüzdeki haftalarda? Tabii biz her hafta üzerine koymaya çalışıyoruz. Tabii iyiye gidiyor. Defans anlamında iyi işler yapıyoruz. Hücum anlamında yeterince gol pozisyonuna giriyoruz. Ama maalesef bazen son vuruşlarımızda, son paslarımızda olsun daha isabetli olmamız lazım. Her hafta üzerine koyarak gittiğimiz duruma baktığımızda sakat futbolcularımız oluyor, hasta futbolcularımız oluyor. Kadro cezaları oluyor. O yüzden tam anlamıyla hep rotasyona gitmek zorunda kalıyoruz. Bu bir ihtimal. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam edecek maalesef. Çünkü 3 günde, 4 günde bir maç oynuyoruz. Biz de olsun, rakiplerimizle de aynı şekilde. Ama şu an oynanan oyundan memnunum. Tabii daha iyisi de olabilir. Bunun üzerinde zaten sürekli çalışıyoruz. Önümüzde yeterince maç var. 5 galibiyet aldık baktığımızda ama bu bizim için yeterli değil. Onun devamını getirmek istiyoruz. Şunu da sormak istiyorum hocam. Çok fazla oyuncu kullanıyorsunuz bu yoğun takvimde. Buna rağmen iki takımın da maç içinde belli bir dakikadan sonra yorulduğunu gördük. Takımınızın fiziksel durumundan memnun musunuz? Neler söylemek istersiniz bu konu? Fiziksel durumundan çok memnunum. Rakam vereyim o zaman. Son oynadığımız maç 118 kilometre koştuk. Ondan önceki oynadığımız maç 117,5 kilometre koştuk. Ve arada sadece 2 günlük bir dinlenme vardı. 2-3 günlük dinlenme vardı. O yüzden fiziksel açıdan bir sorunumuz olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii takım sonuçta yoruluyor. Bu normal. Son olarak da hocam transfer dönemi açık devam ediyor.
sportif direktör Emre Belözoğlu bir stoper takviyesinden bahsetti. Bir kanat takviyesi düşünülüyor ve tabii ki Mesut Özil ismi var hocam. Transferle ilgili, Mesut Özil'le ilgili bize söyleyebilecekleriniz nelerdir hocam? Transferle ilgili söylemeyeceğim. Evet, bir iki transferi düşünüyoruz. Mümkünse bunları yapmaya çalışıyoruz. Tabii elimizdeki futbolcular olsun.